Ya inanılmaz yani, çok iyi. Daha yeni bitti oğlum Ramazan. Çok iyi. İftardan sonra hemen başladılar ya. Çok iyi. Cihat hoş geldin. Selamünaleyküm. Bak şimdi gruba atacağım, bakarsın şeye, telefona. Ama sen bu uzun süre dalga geçeriz seninle ya S5 Mini ile. 5S Mini. Ya müthiş. Yavrusu gibi var ya, benim S5 Mini duruyor ya. Bak, gittim buraya. Oğlum o bu Samsung, bu adam iPhone'dan bahsediyor. Evet. 5S Mini mi varmış o? Onuran abi ya. Ya öyle hatırlıyormuş. Abi canavar gibi Pro Max duruyor. Şey var, belki iPhone SE vardı, ondan bahsediyor olabilir. Gruba bak attım şey. Yok, attığı şey 5 ya. Tamam işte çocuğu gibi duruyor yanında şimdiki iPhone'da. Acaba bu 5S mi acaba? Doğru söylüyorum. 5'in de SE'si çıkmıştı değil mi? Tabii 5'in SE'si vardı abi. Yani hatta... Abicim ufak işte, bayağı ufak ya. Şey için çıkmıştı. 5'in kasasını sevenler için ekstra. Aynen, 6'ya geçmek istemeyenler için çıkmıştı. Doğru diyorsun. Evet. Boyutta bir küçüklük olmamıştı. Aynı boyutta çıktı. Aynı. Kamerası hatta 5'te 6 ile aynıydı benim bildiğim. Abi Ahmet Nur Çebi TFF başkanlığı için aday olduğunu açıklamış. Doğru mu? Time'da gördüm. Ben görmedim. Bakıyorum. Gerekli şeyi alırsa aday olacağını söyledi. Hani herkes ona arkasında durursa aday olacakmış. Ben öyle gördüm. Olsun abi, şu an herkes bir yeşilden iyidir benim gözümde. Ya bilmiyorum, kendi kulübünü yönetememiş bir adam. Ama gerçi şampiyon olmuş bir adam da var. Bir şey diyeyim. Kallavi goy goy yazıyor da orada da Space'de. Kallavi goy goy yapmıyoruz yani arkadaşlar. Aynen öyle abi. Onların bütün Space'lerinde kallavi goy goy yapar. Yazar pardon. Buyurun abi, yapalım. Doğru söylüyor. Cihat, hep senin ipneliğin bunlara. Geliyorsun futbol açıyorsun sürekli ya. Şey vardı bende bu iPhone S5 varken. Bende Samsung'un S3 mini vardı herhalde. Oradan ben bunu mini biliyorum. Aynı boyuttaydı bundan aşağı yukarı. S3 o mini bozuldu. Güzel telefondu ya. Bir ara almaya, S4'ü almaya niyetlenmiştim S3 mini. Ama sonradan iyi ki almamışım. Bozuldu o telefon. Sen ondan o zaman... sonra kullandın. Sen o zaman yani bir dönemde iPhone kullandın yani. iPhone kullandın mı? Ben iPhone'u sevmiyorum ya. Çünkü yani korsan program. Ben şimdi bu iPhone'u aldım. Ben bunu tutacağım burada. Evet. Saklayacağım yani. Kullanmıyorum. Kutusuna koydum şimdi mesela. Allah Allah. Abi nasıl bir şey bu ya? Jailbreak bak. Yapalım onu. İstediğin programları yükleriz. Mesela ne program istiyorsun abi? IPTV. Tamam, ben nereye? iPhone'da IPTV'ye giriyorum gayet müthiş. Yok, iPhone'da benim şey sadece Twitter'la WhatsApp var. Başka YouTube bile, YouTube yükledim bir de. Yani saklayacağım onu ya. Tamam be, yani her işini iPhone'da halledersin abi. IPTV'ye falan. Ama o konuda gibi. Doğru söylüyor Cihat bak. Yani Android'e yükleyebileceği program sayısı şeyden daha fazla. Tabii canım. Orası doğru. Android'e daha fazla. Bir tek ama... iPhone'un özelliği şunu söyleyeyim. Ekran görüntüsü alıyor bir. Bir de şey, güzel fotoğraf çekiyor. Yani güzel gidiyor. Yani ormanın fotoğrafını çekiyorum. Dombil'in fotoğrafını çekiyorum. Güzel çekiyorum. Hakkına vereyim. Ya onun dışında yani ben gerçekten böyle tavsiye etmem ben iPhone 15 alın diye. Daha ucuz model 300-500, özellikle Avrupa'daysanız 300-400 liraya bir telefon alın. Tabanca gibi kullanırsınız 4-5 sene rahatlıkla. Bak benim bu 2 sene oldu. Hayvan gibi de Space'den yapıyorum Onur'a. Evet. Kullandım elimde. Hiçbir şey yok, telefon gayet iyi. Bir tek batarya öldü. O da benim hatamdan. Sürekli bazen bataryaya takıyorum mesela. Şarja takıyorum. Uyuyorum abi. Doluyor hala şarjda mesela şey. Ulaşmada artık bekleyen istekleri görebiliyor musun peki? Önceden göremiyordun ya. iPhone'dan görüyor musun? iPhone'dan görüyorum. iPhone'dan bütün istekleri. Artık. Ama iPhone'dan açmıyorum Space'leri. Dışarıdayken iPhone'dan açıyorum. Eskimesin abi. Ne gerek var? Eskimesin diyor abi. Gözünü seveyim. O telefonu sen 2 sene eksiltemezsin ya. Nasıl eskisin ya? 3-4 ya. Minimum 3-4. Hayır, 2 sene sürekli kullansa, her gün kullansa eskiltemez. Nasıl eskisin? Tabii.
Bir de ben ona koruma morumu aldım hemen biliyorsun. Şeyini de aldım, kapağını da aldım. Mis gibi. Hiçbir şey olmaz. Ama şeyde yok mu? Mesela 5S çıktığında o dönemin Samsung'unda mesela S3 mü çıkmıştı? Öyle bir şey çıkmıştı. Şu anda evet. Mesela S3 kullanamazsın ama 5S kullanabilirsin bataryasını değiştirip de. O da var. Yok onu da kullanamazsın. Kullanamıyorsun. Çoğu programı kabul etmiyor. Abi program kabul etmesin işte. Aramaya yaparsan falan kullanırsın. Güzel. Yine arama yaparsan kullanabiliyorsun arama yaparsan ama bataryayı değiştirsen kullanırsın arama yaparsan. Hatta Twitter'ı bile indirebiliyorsun yer işaretlerini eklediğin zaman iniyor. Yer işaretlerini eklediğin zaman. Yer işaretlerini bırak şey de yapıyorlar. Ona bir şey atıyorlar. Log mu atıyorlar bir şey diyorlar ona. Programlar eski sürümlerden kullanabiliyorsun. Bizim birkaç arkadaş şöyle yaptırmıştı. 6'ya. Bataryası öldü ama. Bir kere de bataryasını değiştirmiştim zaten. Benim de bir tane elimde 6 var. 0 ayarında. Satayım birine. Ha. 500 liraya vereyim amına. Herkes 1500 lira yapmış. Hayrına 1500 liraya vereyim buna elde. iPhone 6. Beyaz. Pardon. Ben şey izliyorum şimdi. Tavsiye ederim. Sürekli futbol konuşulmaz zaten. Şey izliyorum. Ne izliyorsunuz? Ha? YouTube'da kriminal olayları inceliyorum. Dedektif olaylarını falan. Mesela. Cinayetleri falan. Benim kafa açıyor bende onlar ya. 600'e telefon kaldı mı ya? İşte ben veriyorum. İyiymiş. O ya zaman 5S çıktığında Onur abi ne abi şey de vardı değil mi? Mesela garantiye gönderdiğinde 0 gönderiyorlardı. Oğlum işte bizzat yaşadık. Türkiye'de şu vardı. Koşulsuz iade vardı. Bizim arkadaşımız vardı bak Hasan Bilir Burak diye. Biz ona telefonu aldık işte. Telefonun üst tuşunda bir problem oldu. Hani 5'in üst tuşu vardı ya kilit tuşu. Orada bir problem olmuştu. Aradı randevu pardon internet sitesinden randevu aldı. O zaman sadece Zorlu'da vardı Apple Store. Zorlu'dan randevuya aldık. Adam dedi ki yedeklediniz mi programlarınızı? Evet dedi. Telefonu aldı. Şöyle bir makineye soktu. Orada yani böyle sokuyor. Bütün arızalarını gösteriyor. Üst home tuşu mu diyorsun ona bir şey diyor. Baktı ona evet dedi bunda problem var. 5 dakika demeden 0 telefonu getirdi verdi adam. Aynen öyleydi. Mesela bir tane abi vardı bizim de tanıdım. Onda da 5 mi 5S mi ne vardı? 2 defa 0 geldi telefon. Gönderdi geldi. İşte maalesef Türkiye'de bunu suistimal ettikleri için bunu kaldırdılar. Suistimal ediliyordu bu. İnsanlar gelip yani telefonlarını değiştirme. Hatta şunu yapanlar olmuş. Bu yani kaçak telefonları, kaçak hani yurt dışından gelen kaçak, hırsızlık, çalıntı mallarını falan gidip yapabiliyorlarmış. Biliyorsun bir ara evrensel garanti dedikleri bir şey vardı. Yani mesela diyelim ki örnek veriyorum Almanya'da aldığın cihazı Türkiye'de de şey yapabiliyordun. Artık şimdi o kalktı. Oradaki cihaz şey garantisi, distribütör garantili. Yani tamam var ama Almanya'da yaptırabilirsin. Eskiden ona da bakıyorlardı. Şimdi ya Türkiye'de insanlar ya bir şey kötü niyetle kullanırsan bak ben size bir örnek vereyim. Hollanda'dan önceden Türkiye ehliyetini veriyor musun? Hollanda ehliyeti veriyorlarmış adamlar sana. Değiştirebiliyor musun ehliyetini önceden? 2000'den önce bile. Şimdi niye kaldı? Nasıl suistimal ediliyormuş? Çünkü niye kalktı? Çünkü burada ne kadar ehliyet alamayan Türk varsa gidip parayla Türkiye'den ehliyet almış. O ehliyeti gelip Hollanda ehliyetine değiştirmiş. Sonra burada kazalara karışmış. Ondan sonra kaldırdılar adamlar. Yani burada anladın mı olayı? Sen dediğin biraz mantıklı. Şimdi ben bugüne kadar hiç ehliyet sınavına girmedim. Fakat hep çevremde anlatılan şu an çok zor diyorlar. Yani. İşte önceden diyorum ben bana bu ne zaman yasak kalktı bilmiyorum atıyorum 2000 öncesi filandır muhtemelen. Evet şu an zor ya ben 1 yıl önce aldım da. Bayağı... Ya zaten gerek yok Türkiye'de eskiden parayı verip alıyordun zaten anladın mı? Hani buradan bir tane işte Hollanda'dan atıyorum işte Ulaş Türkiye'ye gidiyor 1000 euro veriyor ehliyeti alıyor hiç sınava girmeden. Hollanda'ya geliyor Hollanda makamlarına veriyor Hollanda ehliyetiyle değiştiriyorsun. Öyle bir hakkın vardı çünkü. Ama işi bu duruma getirdikten sonra adamlar onu kaldırdı. Hani ya, iPhone meselesi de öyle. Ya hani... iyiymiş yani. 2000-2005 dönemine mi dediğin gibi abi mesela bir abi almış bizim o anlatıyor.
Bindik diyor araca diyor. Sınav falan yok diyor, yazılı falan diyor. Mesela burada şimdi sınav oluyor. Önce bir yazılı geçmek gerekiyor. Ondan sonra sürünmek için yapıyorsun. Böyle bindiriyorlar diyor. Hangisi mesela atıyorum B'yi almak istiyorsun. B için diyor araca bindiriyorlar diyor. Geri geri gel diyor. 3-5 metre diyor. Geldin tamam. Ehliyetin hazır. Hadi al. Şu öyleymiş. Ya maalesef işte bunlar oluyor. Ebuz etme. Yani burada bir şeyin açığı yakalanırsa ya en basit örnek bugün işte geçen gün hatta IKEA'ya gittik. IKEA'da mesela şöyle bir sistem var. Yani bilen hepiniz biliyordur. Yemek yeme bölümünde sınırsız soğuk içecekle sınırsız sıcak içecek var. Fakat ikisinin bardağı farklı yani. Adam onu ayırmış. Yoksa der ki sana tek bardak veriyorum. İstiyorsan çay iç, istiyorsan kola iç der. Yani öyle bir şey olsa. Tek bardak vermiş. Ben şimdi izliyorum, tamam mı? Oturdum. Yemin ediyorum kola alanların hepsi çay bardağı kola bittikten sonra çay, kahve ne varsa onlardan içiyor. Sınırsız ya. Adam dolduruyor. Ha bu kötü bir şey mi? Yani mantıksal olarak adamlara herhangi bir yasak koymamış, şey olarak dememiş yani. Kola bardağınızda çay almayın dememiş. Ama sana bunu şeyde kasada sunmuş. Yani bir zahmet de yapma diyor. Ama suistimal ediliyor. En basit örneği bu hatırladığım yani. İyi sohbet. Ya burada ben ilk geldiğimde Hollanda'da şeyde kalıyordum. Başka yerdeydim, Amsterdam'da değildim. Bir yerde çalışıyordum orada. Tamam mı? Bir dönercide çalışıyordum, dönercilik yapıyordum. Orası hep Hollandalıydı. Tamam, hep Hollandalıydı orası. Hollanda markette, Hollanda Albert Heijn, Hollanda marketi vardı. Markette şey bedava kahve veriyorlardı. Hani markete gidiyorsun, kahve içebiliyorsun alışveriş yaparken markette. Bedava hizmetti. Göçmenler gelince anasını ağlattılar, adamlar kaldırdı onu mesela, mecbur kaldılar. Anladın? Yani. Yeah. Her şeyde aslında sınırını bilmek gerekiyor yani. Yani artık adamlar orayı şey yani müşteri alışverişe gelirken işte bazı müşteriler içsin diye kahve imkanı sunmuş. Ama adamlar orayı artık bedava Starbucks gibi kullanmaya başlamışlar. Anladın? Yani evet, bu kötü bir şey. Bunu yapan evet. Yerler var hala. Yani bedava kalktı, şimdi parayla alıyorsun yani. Ya bak normal. Ben... Yani abi çocukken unutamadığım bir anıdır mesela benim. Burada mesela Anadolu yakasında yaşayanlar bir Ford'un yetkili bayilerine Şah Suvaroğlu bakardı. Maltepe Köprüsü'nde, ondan sonra Bostancı'ya yakın birkaç yerleri vardı bu Şah Suvaroğlu'nun. Burada arabaya bakmaya gittiğinde ya da araba satın almak için orada müşteri temsilcisi oturduğunda adamlar sana yemek söyler, açık büfede şeyleri vardı. Böyle buzdolabı vardı yani, bakkal dükkanındaki gibi kola dolabı vardı. Açıyordun, içeriden istediğin kadar alabiliyordun. Çünkü adam sana o şeyi sunmuştu. Bak küçükken hatırlıyorum, biz arabayı ilk alırken girdik oradan. Kolalar işte o zamanlar, meyve suyu bilmem ne. Şimdi mesela böyle bir şey, çay uzatmıyorlar adama. Yani sen araba alıyorsun, milyonluk araba. Yani tabii belki usulen icabeten diyordur. Ya bir çay içer misiniz falan diye soruyorlardı ama. Yani çay bile ikram etmiyorlar yani şimdi. Onu da yani ayıp ediyorlar. Niye ikram etmiyorlar milyonluk arabaya? Ya çok ayıp ediyorlar. Ben bilmiyorum. Uzun süredir gidip bir bayiden araba almadım. Onu bile yapmıyorlardır diye tahmin ediyorum ben. Yani. Sadece. Yani bazı şeyler diyorum ya. Mecbur kalıyorsun yani bazı şeyleri. Gerçekten mecbur kalıyorsun hayatta. Herkesin şeyi nedir o? Yani... Yol yöntem bilmesi gerekiyor yani, nasıl davranacağını insanda bilmesi gerekiyor. Abi yarın demiş, planınız ne? Nasıl yani? Ya ben şeyi merak ediyorum. Bayram namazında kadınlar gidiyor mu? Gitmiyorsa neden gitmiyor? Vallahi bilmiyorum. Alper bilir mesela onu. Alper bilir. Tasavvufçu Alper. Alper Hafız biliyorsun yani, adam Kur'an. Ben biraz çünkü hani kadınlar gitmiyorsa neden gitmiyor mesela? Gidiyorsa tamam, gitmiyorsa peki ne, tuhaf bir durum olur bence. Kadınlara ait yani kadınlara ait bölme var ya, orada kılıyorlardır belki ama hiç görmedim. Ne bileyim abi, bayram namazı kadınlarda var mı? Cuma'ya giden kadın görmedim ben mesela hayatımda. Cuma'ya gördüm abi. Görüyordum. Ben de gördüm. Bayram namazına gitmiyorlar. Niye? Farz değil çünkü. Yani erkeklere farz sadece. Evet.
Cuma'yı da öyle diyebiliyorum ben. Cuma'ya gidiliyor, ben çok gördüm ya. Bizim ben de çok gördüm ya Cuma'ya gidiliyor. Aşağı kadınlar bölmesi oluyordu. Biz aynen. Orada çıkıyordu yani. Yani önceden kadınlar Cuma'ya da gitmiyordu da hani bir ibadetin yani sadece erkeklere farz olması da şey yani. Neyse ya konumuza dönelim. Bana bitsem yorumu açık ya da. Ben işte bilmediğim konulardan yorum yapamıyorum. Bayram namazına kadınlar gidebilir. Eskiden cemaatin en arka bölümünde kılarlarmış. Ama şu an kendilerine ait bölümde kılabiliyorlar demiş. Klop İsmail. Doğru mu? Bilgi doğru mu bilmiyorum şimdi. Bilen varsa, ben İmam Hatip veya Hafızım diyen varsa gelsin açıklasın usta. Hemen İstanbul için sabah namazı şeyini söyleyelim. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Eskiden ayakkabı çalıyorlardı mesela İstanbul'da. Bayram hala var. Hala çalıyorlar mı? Hala böyle büyük camilerde çalarlar. Küçük camide yakaladı mı iflanı kesiyorlar adamın da. Dururlar valla çalanı. 7-4 olması lazım. Millet Bağcılar'dan Ataköy'e falan gidiyordu. Bağcılar'dan çalmak için mi? Tamam abi. Ataköy'e falan gidiyorlardı cuma namazına. 7-4 geçe mi Onur'un abi? Ataköy'e cuma namazına gidiyorlar. O taraf zengin ya. İyi ayakkabılar çalınsın diye. Ulan var. Ben işte, aynen öyle yani. Yapıyorlar da abi. Biliyor muyum? Ulan var gülüyoruz ama. Mevlana kunduruyor. Bizim orada ya öyle. Ben bugün bak benim başıma ne geldi abi? Benim başıma ne geldi? Ya benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmiyor yani. Anlat abi. Bir tane mahalleden arkadaşım vardı adı da yani dini bir isim adı da. Ne? Adı da dini bir isim. Tamam mı? Evet. Daha 15 yaşında filaniz yani. 15-16 yaşında filaniz. Dedi ki ayakkabı satıyorum dedi. Ben dedi giymiyorum dedi. İkinci el dedi alır mısın dedi. Ayakkabı maç falan yaparsın dedi. Tamam dedim alayım dedim ben de. Çok ucuz fiyat söyledi. Ayakkabıyı aldım adamdan. Çocuktan ayakkabıyı aldım. Çaldığı adam seni mi buldu? Yok. Onların binasına oturan bir tane şey bizden daha büyük 3-4 yaş büyük bir çocuk adını unuttum hatırlamıyorum ki. Benim ayağıma baktı sonra yani bir gün sonra mı artık aynı gün mü ya da akşam mı bilmiyorum. Baktım benim ayağıma bakıyor böyle filan. Böyle ayağıma bakıyor benim abi. Ben de tuhaf oldum benim ayağıma bakıyor filan. Neyse sonra öğrendi ki bu İbni karşı komşusunun ayakkabısını çalıp satmış bana. Abi müthiş ya. Ya çok... karşı komşusunun kocaman adamın ayakkabısını çalmış abi adam bana satmış ya. Çocuk da bir şey diyememiş mi? Öbür de ben çaldım zannediyor. Öyle, benim ayağıma baktığına göre o bilmiyor ki ben satın aldım mı. Ben çaldım zannediyor. Ayağıma bakıp duruyor. Öbür yavşak da benim ayakkabı diye bana satıyor. Yani hemen komşusundan hemen işte karşı komşusundan çalmış bana satmış adam. Abi. Hala böyle travma. Mavi bir ayakkabıydı yani. Hala bir travma ya. Abi gün benim ayakkabıyı çalmışlar da. Yani böyle bir şey olamaz ya. Biz gittik o zamanlar böyle lise çağı mıydık ya da ilkokul çağı mı ne? Cuma namazına gittik. Bizim caminin çok ilginç bir yapısı vardı. Daha önce orası SGK binası olarak kullanılmış. Sosyal sigortalar kullanmış. O yani aslen cami diye yapılmış, kullanılmamış. Sigorta olmuş, sonra tekrar cami yapmaya karar vermişler. Değişik bir yer. Böyle çok geniş. Yani ayakkabı bıraktığın yerle namazı kıldığın yer arasında bayağı fark var yani. Uzak. Neyse abi cemaat herkes kalabalık oluyor cuma günü. Çünkü site büyük burada. Yani 100 demeyeyim abartmayayım da 60 blok mu ne var. Bir de çevresi falan var. Çok kalabalık oluyor cemaati. Abi ilk başta girsen en önde kalıyorsun. Cami yarım saatte boş oluyor. Abi neyse biz o zamanlarda da şöyle yani ne altla gidiyorduk. En önde olalım en öne geçelim falan hesabı. Abi yarım saat sonra dağıldık. Bakıyorum sağa gidiyorum sola gidiyorum yok ayakkabı yani koyduğum yerde yok. Sağa bakıyorum sola bakıyorum yok. Abi yemin ediyorum var ya beynimden vurulmuşa döndüm. Senin ayakkabıyı ne yapacak abi? Kim olur ki senin ayakkabı? Çocuk mezarı gibi abi. Abi Türkiye'de 50 numara ayakkabısı olan kaç adam vardır yani. Fantezi olsun diye çalmıştır bence senin ayakkabıyı çalanları. Valla normal adam çalmaz ki senin ayakkabıyı. Yani 42, 43, 44 falan çalar. Çalmak adam isteyen. Adam belki pazarcıdır abi. Reyonda olsun diye onu da çalmıştır. Yani değil mi yani? 42, 44 falan çalar yani. Değil ama ya 41, 42 falandır herhalde o zamanlar giydiğim. Adidas'ın ayakkabısıydı.
Mürdümeri renginleydi böyle. Çok güzel, çok severek giyiyordum. Teyzem getirmişti onu bana Amerika'dan. Abi, çalmışlar ya, sonra imamın yanına gittim. İmam bana ne, o şey var ya abi, bu terlik, tuvalet terlikleri olur ya lastikler. Ondan verdi bununla git eve diye.